Merhaba. Bu videoda muhtemelen yavaş konuşacağım. Ve sustuğum yerleri de kesmeyeceğim. Yani kesip biçmeye, videoyu editlemeye halim yok. Konudan da anlayacağınız üzere bayağı bezginim. Bu öyle. Madem bir şeyler düşünüyorum, uyku tutmadı zaten sabaha karşı şu an. Musluk boşa akmasın bari video çekeyim mantığıyla çektiğim videolardan biri olacak. Konuşacağım işte öyle. Bu aralar bir yazı yazmam gerekiyor okul için. Oğlum okulla iş ne kadar büyük angarya ya, amına bana gelen konu intihar ve ahirette tam adamına geldi. İşte onunla ilgili biraz bu aralar bir şeyler düşünüyordum. Biraz araştırma falan da yaptım ama çok öyle istatistik bilmem ne bir şeylerden konuşmayacağım. Doğaçlama takılacağım. Dünyada intihar vakaları gittikçe artıyor. İğmelenerek artıyor. Sadece sayısal olarak değil, oransal olarak da artıyor. Çünkü sayısal olarak artmasının bir esprisi yok. Zaten nüfus hayvan gibi artıyor. Oransal olarak da artıyor nüfus. Zengin ülkelerde daha fazla görülüyor intihar vakaları. İstisnalar olabilir bunlar. Genelleme yapıyorum. Şu an tek tek ülkeleri sayacak halim yok zaten. Suicide rates by country diye aratın bulursunuz. Haliyle inançlı olmayan daha seküler toplumlarda da daha yaygın görülüyor intihar. Çok basit yani. Bir insan cehennemi, azabı göze kolay kolay almaz. Yani en boktan Afrika ülkelerinde işte Arap Yarımadası'nda bile yani intihar oranları bayağı düşük. Hatta Avrupa'da da İntiharın en düşük olduğu ülkelerden bazıları İtalya ve Yunanistan. Çünkü Avrupa'daki en dindar ülkeler bunlar. Yani dinin bu konuda bir motivasyon olduğu zaten. Motivasyon kaynağı olduğu zaten. Beklenen bir şey, açık bir şey. Fakat bazı insanlar da vardır ki dine rağmen intiharı düşünür. Hani inanmasına rağmen intiharı düşünür. O kadar artık sınırdadır, diptedir. Bunlara biraz daha sonra geçeyim. İntihara sebep olan başlıca faktörler şu oluyor genellikle. Zihinsel bozukluklar, mental disorder ama çok geniş bir kavram, çok sübjektif bir kavram. Hani mental bozukluklar derken sadece şizofreni, bipoları kastetmiyor. İstatistikler. Yani depresyondaki adamı da kastediyor ama ona bakarsan amına koyayım bütün intiharların sebebi bir yerde depresyon olabilir belki büyük çoğunluğunun. İkinci sırada partner sorunları gelir. En çok intihara yol açan sebepler arasında ki bu bence en saçması. Karı kız için, herif için intihar edilir mi amına koyayım? Geri zekalı mısınız? Üçüncü faktör de şeydi. Biyolojik rahatsızlığın da olması adamı da. Şöyle ki ya çektiği acıya katlanamıyor ve ötenazi de şey değil, meşru değil, legal değil. Kendi canına kıyıyor veyahut da kendisine bir ölümcül hastalık teşhisi koyuluyor. Yakın tarihte ölmeyi beklemektense kendini götürüyor adam. İntiharın suç kabul edildiği toplumlar var. Kötülük olarak, ahlaksızlık olarak tanımlandığı toplumlar var. Ki bence bunların hepsi bullshit. İntihar sadece günah olabilir. Günah kavramına inanmıyorsanız da intihar hiçbir şeydir. Kişisel bir tercihtir. Tıpkı saçını sağa mı tarayayım, sola mı tarayayım gibi gayet kişisel bir tercihtir. Diğerlerinin de bunu kötülük bilmem ne diye tanımlama lüksü olamaz. Roma İmparatorluğu'nda mesela suç kabul ediliyor. Galiba bunlara tören falan yapılmıyor. Antik Yunan'daki bazı ülkeler, toplumlarda, devletlerde daha doğrusu da böyle. Çünkü suç kabul ediliyor baba. Bizde de galiba böyle şeyler olabilir. Hani bilmiyorum.
İllaki abuk sabuk mezhep inançları vardır. İntihar ederek ölenin cenaze namazı kılınmaz falan diye. Ya zaten intihar eden adamın bu dünyada arkasında olacak şeyler çok da sikinde olmaz. Belki sevdiklerini düşünür, evet. Ya mesela ben düşündüm. Bir ara şey fikrim vardı benim. İntihar edecek olan adamın elinde bir tuş olsa ve deseler ki ona, bu tuşa basarsan senin bütün acıların yok olacak. Kendini çok mutlu hissedeceksin fakat dünyadaki tüm insanlar da ölecek. Ben diyordum ki bu adam o tuşa basar. Böyle bir inancım vardı. İnancım derken din inancım değil, düşüncem kişisel. Fakat yok öyle olmuyormuş. Ben de bir düşündüm geçenlerde. Edecek olsam nasıl ederim diye. Mesela gazı açık bırakmam. Patlayabilir. Anneme zarar gelir. Bizim Putin'e zarar gelir. Onları düşünürüm. Veya hadi onlar da olmasa içeri girmek isteyen suçsuz, günahsız ne bileyim polise, komşuya zarar gelir yani. Bir kıvılcımla parlar gaz. Patlar ölürler bu yoluna. Öyle olmuyor, evet. Ama yani ölmüş adamın arkasında yok beni bilmem ne hain olarak mı nitelerler, devlet düşmanı, halk düşmanı falan mı diye yargılarlar, cenaze namazı mı kılmazlar mı, böyle şeyler intihar edecek adamın sikinde olmaz. Çünkü adam canından vazgeçmiştir, daha ötesi var mı lan? Galiba Kuzey Kore'de de bu böyle. İntihar bir suç sayılıyor. Neden? Çünkü can devlete ait. Yani insan devlete ait bir mal olduğu için sen nasıl devletin malına zarar verirsin mantığıyla bu adamların şeyi suç kabul ediliyor. Yani bullshit. Kimi toplumlarca veya kimi kişilerce de ahlaksızlık olarak, kötülük olarak nitelendirilebiliyor intihar. Fakat bunların hepsi değer yargısıdır, ahlak kuralı değildir. İntihar sadece etik olarak tek bir açıdan ele alınabilir, yargılarda bulunabilir. Ya günahtır ya da değildir. Bu kadar basit. Dindar bir insan için, dine inanan bir insan için intihar günah olur. Fakat kişinin intihar etme hakkı vardır. Yani özgürlük. Bu tanınmış ona Tanrı tarafından. Yapabilir. Ve gayet de kişisel bir tercih. İntihar eden kişi de yapacağı şeyin günah olduğunu bilir. Fakat bu hani dediğim gibi sadece bir dine inanan kişiyi bağlar. Onun dışında intihar hakkında iyidir, kötüdür diye yargıda bulunmak tamamen saçmalık. Sana ne oluyor? Sen kimsin? Hayırdır? Lafa gelince benim alkolüme karışma, şuyuma karışma dersin insanlardan ki bu en doğal hakkım. Ben de bu kanaatteyim. Zaten benim liberal devlet, liberal ve İslami devlet hayalimde, ütopik devletimde zaten uyuşturucu falan bile serbest olmalı. Birçok şey başkasına zarar vermeyen birçok şey serbest olmalı. Karşılıklı rıza olduğu sürece. Fakat hani teşvik edilmeyebilir en fazla. Kötülenebilir, ayıplanabilir ama serbest piyasa gereği bunlara ulaşım olmalıdır. Her neyse, konuyu çok dağıtmayayım. Örneğin mesela biraz daha damar konulara girmeden evvel şöyle anlatayım durumu. İnsanların intihara bakış açıları açısından bir fikir sahibi olalım diye. Mesela Platon bu konuya değiniyor yasalarda. Platon'u hiç sevmediğim bir adam ama Platon ve Aristo aslında üstüne bu devirde artık çok da tezler geliştirilesi adamlar değil açıkçası. Bu benim şahsi fikrim. Felsefeciler beni taça tutar bu lafımdan dolayı ama bana ne abi? Sen var olmak için o adamlara muhtaçsın ama saatler artık ileri alındı. Orada değiliz. Onların üstüne çok şey koyuldu. Fakat okumak faydalı olur bunları. Mesela Platon intiharı kişinin korkaklığı ve tembelliği olarak görür. Bu konuda hemfikirim. Güçsüzlük olarak görür. Bu konuda hemfikirim. Fakat der ki sonra, bazı koşullarda intihar meşru olabilir. Bunlardan mesela bir tanesi şey. Kişi artık çok büyük, ekstrem bir talihsizlikle karşılaştıysa intihar edebilirdi. Ben amına koduğum, bu ne kadar sübjektif bir şey.
Zaten intihar eden herkes, hemen hemen herkes, akli dengesi yerindeyse böyle bir zorlukla karşılaşmıştır. Bir de şey diyor. Eğer kişi toplum içerisinde çok büyük yüz kızartıcı bir suç işlediyse intihar edebilir diyor. Tamamen Japonlardaki harakiri mantığı. Bu da saçmalık. Hayat mevzubahis meselesi lan. Yani başkaları önündeki intibağın için intihar etmek yani saçmalığın daniskası. Şimdi biliyorsunuz hani bu benim genel fikrimdir ve bu konuda fikrim değişebilir. Elbette her konuda fikrim değişebilir. Din bile değiştirebilir. Karımı çocuğumu olsaydı, çocuğum değil de karımı eşimi de değiştirebilirdim olsaydı. Yaşadığım ülkeyi de değiştirebilirim. İnsan ama sadece bir tek şeyi değiştiren insandan adam olmaz. Tuttuğu takımı değiştiriyorsa birisi ondan adam olmaz. Biraz kaypaktır, karaktersizdir. Fakat hani şu konuda fikrimin değişeceğini de pek sanmıyorum. Çok net bir konu çünkü. Benim için 2 artı 2 eşittir 4 kadar net bir konu. Din ancak, ahlak ancak din varsa temellendirilebilir. Bunu artık niçin ahlaklı olmalıyım videosunda anlattım açıkça. O benim en çok seyretmemi istediğiniz, seyretmenizi istediğim videodur. Biraz bezginim, kusura bakmayın, kekeleyebilirim. Yani videonun hızını arttırın isterseniz. Ve bu açıdan ki hani intihar sadece dini açıdan, dini bir referansla kötülük veya kötülük olarak adlandırılabilir. Dini açıdan intiharı iyilik olarak gören sadece bazı işte ezoterik tarikatlar vardır bildiğimiz kadarıyla. Onun dışında nüfusu az olan belki bazı folk dinler, böyle yerel dinler de olabilir. Ama semavi dinlerde bu yok, yasak. Yasaktan ziyade günah yapabilirsin yani. Her şey gibi. Her bok yiyebilirsin zaten. Özgürlüğün var. Ama bedeline katlanırsın. Şimdi fakat yine de mesela adam inançsız. Tamam. Hayatta bir anlam yok diyor. Bu adamın da intihar etmesinden yana değilim. İyidir, kötüdür demiyorum. Bu nacizane bir görüşüm, tavsiye. Neden? Her an fikrini değiştirebiliriz. Hayatın ve varlığın anlamsızlığından şu an kendini %100 emin hissediyorsan bile bu bir gün değişebilir. Ve muhtemelen de hayatın anlamsız olduğundan ve sonunda yok oluş olacağından %100 emin değilsin. Her kimsen. Yani bu iddiada olan insanların büyük çoğunluğu %100 bir imana sahip değildir şey konusunda. Ölümden sonra yok oluş ve hayatın anlamsızlığı konusunda ve Müslüman olduğunu iddia eden insanların da büyük çoğunluğu hani gözüyle görmüşçesine inanmıyordur, değil mi? Onlarda da bir şüphe vardır çoğunda. O sebeple hani hayatı mantıksız gören bir insan da intihar etmemeli. Dur bakalım. Hiçbir şey belli değil hayatta. Hiçbir şey. Her an değişebiliyor her şey. Tepe taklak değişebiliyor. Sen değişebiliyorsun. Uzun süredir değişmemiş olman, yerinde saymış olman, hatta daha kötüye gitmiş olman bundan sonra değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunun dışında intiharı düşünen bir insana verilebilecek pek de tavsiye olduğunu zannetmiyorum. Seküler bir bakış açısıyla. Dine inanan bir insana da bunun ne kadar büyük bir günah olduğu anlatılabilir. Onun dışında salak salak spor yap, iyi beslen, erken kalk, insan arasına karış gibi gerizekalı tavsiyeler işe yaramaz çoğu kişi üzerinde. Genelleme yapıyorum ama herkes de teker teker böyledir demiyorum. Çünkü adam zaten iyi olsa onları yapacak. Gerizekalı. Onları yapamadığı için kötü. Yani burada sebep sonuç ilişkisi ters insanlarda. İnsanlar sebep ve sonucu bazen karıştırıyor. Mesela sen çok yemek yiyorsun diye şişkosun diyorlar adama. Ama halbuki adamın çok yemek yemesinin sebebi genetik bir rahatsızlık olabilir. Obezdir adam yani genetikten. Bak sebeple sonuç yer değiştiriyor. O işte şey de öyle.
Depresif insanın hiçbir şey yapmaya mecalinin kalmaması da böyle bir durum. İntihar vakaları artık neden artıyor? Veyahut da neden daha çok intiharı düşünüyoruz? Çoğumuz düşünüyordur, değil mi? Saçma olmasa da, hayatın kendisi saçma olmasa da, bize dayatılan hayatın saçma olması bunların en büyük sebeplerinden biri. Şu an tabii First World'dan bahsediyorum. Diğer fakirlik çekmiş çok, yani Nijerya'da Boko Haram'ın eline esir düşmüş adamdan veya IŞİD'in eline düşüp yıllardır seks kölesi olan bir kadından bahsetmiyorum. Bizim gibi küçük burjuvadan bahsediyorum. Orta ve üst gelir arasındaki veya tamamen üst gelir sahibi kesimden bahsediyorum. Çünkü yabancılaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Şöyle ki, kapitalizmin mantığı, temel mantığı nedir? Sermaye birikimi. Sermaye birikimi için iki şey lazım. Maliyet minimizasyonu ve kar maksimizasyonu. Düşün, 100 metrekarelik bir arsan var. Buradan en fazla karı nasıl elde edersin? Binayı dikine ve olabildiğince yüksek inşa edersin ki daha fazla katı, daha fazla dairesi olsun. Müstakil bir ev diksen, 1, 2, 3 katlı bir evi kaç kişiye kiraya verebilirsin? Saçma sapan oyukların içinde yaşıyoruz şu an. Bir mağarada yaşar gibi yani, apartman dairesinde. Bu o kadar saçma ki, normalleştirdiğimiz halde aslında çok saçma bir şey. Ama işte elimiz mahkum bir yerde. Tabii bundan kaçmak, bu hayattan kaçmak her zaman elimizde. Hani yediğin bokun sorumluluğunu üstüne alacaksın. Bu konuda Sartre'yle hemfikirdeyim. O videoyu bazı sebeplerden dolayı silmek zorunda kaldım. Bir daha başka zaman konuşurum o konuda hakkında. Biraz daha üstüne koyarak da konuşabilirim Sartre ve varoluşçuluk hakkında. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Ediyordu ve sonra veyahut da şunu düşün. Adam maliyet minimizasyonu yapacak ve şirketi var. Ne yapması lazım? Daha az işçi çalıştırması lazım. İşçiden sadece işte şey anlamayın, fabrika işçisini anlamayın. Beyaz yakalı işte. Onlar da işçi. Ne yapacak adam? Daha az kişi çalıştıracak ve çalıştırdığı kişilere daha fazla iş yükü bindirecek. Onun yanı sıra rekabetin insanı geliştiren bir yanı olsa da, karaktersiz insanların rekabet anlayışı diğerleriyle yarışmaktansa onları aşağı çekme yöntemiyle gerçekleşiyor. Bundan da birçok videoda bahsettim. Bunlar çok yorucu şeyler artık. Hele hele bir de hayatın saçma olduğunu düşünüyorsan, ne uğruna ben bunu yapıyorum diyecek hale geliyorsun. Orta ve üst gelir sınıf arasındaki intihar düşüncesinin artışlarından birisi de şu. Bu benim de bizzat yaşamış olduğum bir şey. Kandırılmak. Okulda, küçükken, gençliğinde, ergenliğinde sana güzel, süper, bunu yaparsan başarılı olacaksın diye dayatılan hayat bok. Vallahi bok. Stuart Mill'in sözünden bahsetmiştim ya. Tatmin olmuş bir domuzdansa tatmin olmamış bir Sokrat olmak daha iyidir diye. Evet, çünkü Sokrat daha incelikli hazlara ulaşıyor. Hayvani hazlar insanı çok mutlu edebilir. Fakat gittikçe buna duyarsızlık kazanırsın. Çok fazla kesmemeye başlar ve bir yerden sonra ben ne yapıyorum dersin. Şahsen, ya böyle şahsi hayatımdan örneklerden bahsettiğimde, artistlik yapıyorsun falan diyorlar. Ulan benim artistlik yapacak bir hayatım olmadı zaten. Burada gayet karşınızda berduş berduş konuşuyorum, kime ne artistliğim var, ama bunu kendi insanın iyi kendi tecrübelerinden yola çıkarak bilir bazı şeyleri. İlk Müslüman olduğumda zinaya tövbe etmemde tabii ki İslam'ın, Müslüman olmamın büyük payı oldu. Çünkü zina büyük günahlar arasında. Fakat bir yerden sonra ben ne yapıyorum dedim. Yani git gel desin, sigara yakıyorsun ve
Lan bu ne diyorsun? Benim bu karıyla hani ne işim var diyorsun aslında. Niye onunla bu kadar iç içeyim diyorsun. Bir yerde tiksinme başlıyor. İstediğin kadar güzel kadın, güzel bir kadınla birlikte ol veya yakışıklı, güçlü bir erkekle beraber ol. Bir yerden sonra o tiksinti baş gösteriyor. Herkes için konuşamam ama genelleme yapıyorum dedi. Veyahut da işte nedir? Lüks, makam, mevki, para. Bunlar da bir yerden sonra kesmez oluyor. Bu hazları küçümsemiyorum. Fakat sana ideal hayat diye okuldan itibaren, hatta annen baban tarafından bile, hele hele televizyonda, dizilerde, medyada o güzel hayat olarak sana dayatılan hayatın içine girdiğinde, sözüm ona, o başarıyı elde ettiğinde onun bir bok olmadığını anlıyorsun. Seni kesmediğini anlıyorsun ve mutlulukla ilgili yapılan anketlerde de zengin ve fakir ülkeler arasında gözle görülür bir fark olmuyor ve zengin ülkelerde daha fazla intihar vakasına rastlanıyor. Az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü. Fakat zengin kesim arasında intiharın artma sebeplerinden ve fakirlerde daha az oluşunun sebeplerinden, daha doğrusu birisi de şu: fakir veyahut da alt kesim zannediyor ki ben yukarıya çıktığımda tamam olacağım, her şey bahar olacak. Öyle olmuyor. Süleyman Çakır Reis'in bir lafı vardı ya, vardır ya. Ölüler de zannediyor ki diriler her gün pilav yiyor. Bımbıdı 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 bımbıdı. Öyle olmuyor işte. Hani fakirin bir umudu oluyor, tamam mı? Bir şeyleri başarabilirim diye. Ama hani bir şeyleri başarmış insan, sözüm ona başarmış, hani o dayatılan kapitalist, seküler hayat anlayışı içerisinde bir şeyleri başardığını zanneden insanın artık önünde bir hedefi kalmıyor. Hani orada bu mu lan deyip biraz oradan soyutlanmazsa, tek seçeneğinin sadece o hayat olduğun dar görüşüne kendini hapsederse, tabii adamın artık bir umudu kalmaz. Fakirin de böyle yalandan da olsa, kandırıkçı da olsa bir umudu oluyor. Bak yapabilirim, üst mevkilere sıçrayabilirim diye. Halbuki o da değil mesele. Başka motivasyonlarınız olmalı. Başka sofistike hazların peşine düşmelisiniz. Diğer hayvani hazları küçümsemiyorum fakat onlar tadında karar. Bize hep cinselliğin bastırılması şey yapılır ya, söylenir. Freud'dan itibaren özellikle çok revaçtadır bu görüş. Fakat cinselliğin manevi çerçevede olması gereken şeylerin değersizleştirilmesi ve ayağa düşmesi bence en az diğeri kadar felaket. Çoğu insan için bu bastırılmış olmasından daha büyük felaket. Yani tamam, bir yerde hormonlar istiyor fakat bir yerde de insan hormonlarına, daha doğrusu hayvani hazlarına söz geçirebilen yüksek bilinç sahibi, refleksif bilinç sahibi bir canlı. Hayvani hazlarla da yetinemiyor bu yüzden. Daha başka arayışlar içine giriyor. Ve size ilginç bir istatistik vereyim. Şuraya aldığım ender notlardan birisi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat önce bu istatistiği vermeden önce şunu söyleyeyim. İntiharı düşünüyorum, aklımdan geçiyor diyen kişinin olgun biri olmadığını zannetseniz de o kişi ilgilenmeye değerdir. Hiç şakası yoktur bu işlerin sahiden. Ben öyle diyeyim, yok imanım olduğu sürece sağlam. İman olmasa eder miyim? Muhtemel. Öyle. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. İmanlı olmayanlar da ama o yüzden etmesin yani, belli olmaz. Veyahut da hani en azından seni hayatta oyalayacak, mutlu edebilecek bir şeyler de bulabilirsin ki hayat için bence haz ve mutluluk da amaç olmamalı. Sadece olsa çok iyi olur kapsamında bir araç amaç karışımı bir şey olabilir.
Yani hani bu insanlar sizin değer verdiğiniz insanlarsa bunu bir sorumluluk olarak bilin ve bu insanlarla ilgilenin. Ama tavsiyeleriniz öyle hey haydi aramıza katıl yeah come on spor yap falan olursa siktir git yani. Onlar işlemez. Hani bunca yıldır sigara paketlerin üstünde siyah akciğer resimleri paylaşılıyor, kamu spotları paylaşılıyor. Bunlar sizce kaç kişiye sigarayı bıraktırmıştır? Doğru yöntem bu değildir. Ve biliyorsunuz terapi, psikologların uyguladığı terapi bence şarlatanlık fakat iki konuyu ben bunların arasında istisna görüyorum. Birincisi bağımlılık, uyuşturucu vesaire bağımlılık konusunda bunların yardımı oluyor. %100 başarılı olmasa da hatta çoğu zaman başarılı olamıyorlar. İntihar vakalarında da bunların bu terapinin başarısı olabilir ama bu terapiyi kimin yaptığına bağlı. Şu anki psikologların %99,99'u diplomalı şarlatandır. Birikim yoktur ve etrafınızda bilge bir insan varsa, yetkin bir insan varsa bu en iyi terapisttir sizin için. Ya misal ben babamı kaybettiğimde sadece babamı değil, sadece dostumu değil, aynı zamanda bilge adamımı kaybettim. Sokrates'imi kaybettim. Başkalarının söylediği sözlere çok tamah etmezdim ama babamı ben yetkin bir adam olarak gördüğüm için otorite anlamında yetkin değil. Çok yani entelektüel ve çok mantıklı bir adamdı. O açıdan onun sözleri benim için kıymetliydi. Öyle ergenliğinde böyle babasına ne oluyor ya falan diye kafa tutan bir adam değildim yani. Arada bozuşurduk olduğu kadar. Şimdi bunları dedim diye de bana böyle kendini Freud zanneden dalyaraklar da işte Tanrı kavramını babasıyla özdeşleştirerek falan diye laflar etmesin amına koyayım. Şu Freud kitaplarını Freud'un değil ama şu Freud kitaplarını basanların Allah belasını versin ya amına koyayım. Herkes kendini şey zannediyor. Falcılığa soyunuyor ama kendinin bir bok yapmış olduğunu zannediyor. Neyse şu bir istatistikten bahsedeceğimi söyledim. Oxford'da bir anket, bir çalışma yapılıyor. 864 kişi seçiliyor. Bu 864 kişi intihar teşebbüsüne girişmiş, kalkışmış ve sağ kurtulmuş insanlar. Bu insanların sadece %4,2'si ben kendimi kesinlikle öldürmek istiyordum diyor. Geri kalanların amacı bu kadar kesin değil. %70'i diyor ki hayır amacım çok da kendimi öldürmek değildi diyor. Arada kalan %25 şey diyor evet kendimi büyük ölçüde öldürmek istiyordum ama çok da emin değildim diyor. Sadece %4'ü evet kendimi kesin olarak öldürmek istiyordum diyor. Ama %70 diyor ki abi yok kendimi öldürmek istemiyordum. Neden yapıyor işte? Birçok şey diyebilirsin. İşte bunalıma girmiştir adam. Kendine zarar vermek istemiştir. Mesela benim sigaraya başlama sebebimde 10 sene evvel kendime zarar vermek istememdi. Ve bunu bir Müslüman olmama rağmen iradesiz bir gerizekalı olduğum için hala sürdürüyorum. Veyahut da işte varoşlarda adam kendine jilet atar ya üzüntüden kendine zarar vermek ister işte. Deşarj olmak için belki bir kusma, bayılma isteği gibi bir şeydir. İntihar vakalarının da birçoğu böyle oluyor diyemeyiz. Fakat sağ kurtulanların birçoğu böyle oluyor. Çünkü bu sadece %4'ü kendini kesin olarak öldürmek istemiş diyoruz ya. Bunlar sağ kurtulanlar arasındaki şey. Anket. Diğerleri ölüyor. Ha bu arada dünyadaki intihar teşebbüslerinin kimi kaynaklara göre %4, kimi kaynaklara göre %5 veya ikisi gerçek oluyor. Yani her 20 intihar teşebbüsünden sadece birisinde ölüyor. Teşebbüse kalkışan kişi. Erkekler kadınlardan 2 ila 4 kat arası yok. Dünya genelinde erkekler kadınlardan 1,8 kat daha başarılı şekilde intihar ediyor. Yani intihar teşebbüsü sonucunda ölüyor. Başarıdan kastım bu. Kadınlar intihar etme konusunda daha beceriksiz. Kadınlar erkeklere nazaran daha çok intihar girişiminde bulunmuş olsalar da erkekler kadar beceremiyorlar ölmeyi. İnsanın ilk, yani
Yani kadınlar bir tek araba kullanmayı değil, intihar bile beceremiyor gibi kötü bir espri, ağır bir espri yapmak istemiyorum şu an ama yapasım geldi. Bunun sebebi ilk aklınıza gelen şey olmak zorunda değil. İlgi çekmek için yapıyorlar işte abi, değil yok, o da kendine zarar vermek için yapıyordur diğer erkeklerde olduğu gibi. Bir diğer sebep olarak da hani akademik kaynaklar şunu gösteriyor. Erkekler daha çok silah kullanıyor ve silahla intihar teşebbüsünde bulunuyorlar ve silahla da intihar eden, kafasına sıkan adam büyük ihtimalle ölüyor. Ama kadınlar daha çok ilaç falan yutuyor ve ilaç yutan bir adamın da kurtulma şansı gayet yüksek, çünkü hangi ilaçları seçti? Ne dozda ilaç aldı? Veyahut da kapıyı kilitledi mi intihar ederken? Birisi fark edip hemen hastaneye yetiştirmiş olabilir. Böyle kurtulan çok var tabii ki. Hani şunu unutmayın. Yaklaşık 20 ya da 30 intihar teşebbüsünden bir tanesi ölümle sonuçlanıyor. Kendini öldürmek bile kolay iş değil bu hayatta. Hani kararını vermiş olsam bile. Şimdi etik anlayışlarının intihar konusunda söyleyecek pek bir şeyi yok. Söylemişler falan ama yani tıraş. Bu noktada intiharla karşı karşıya gelen adamı engelleyecek sebeplerden bazıları şu olabilir: işte sevdiklerim var arkamda, çocuğum var falan, evet. Fakat bundan da ziyade yegane şey, faktör, ulan ya öteki taraf varsa oluyor. Ya bunları da dini yüceltiyorum falan diye söylemiyorum. Müslüman olmasam da söylerim bunları. Bu bir gerçek yani. Doğal olarak sonsuz cehenneme inanan bir adam yani intihar etmekte çok daha seçici davranır. Seçiciden kastım işte, karar vermedi. Cümlelerimi çok rahat toparlayamayabilirim. Uykusuzum, halim yok. Sabah olmuş 4:30-5. Ve İskandinav ülkelerinde, Japonya'da, Güney Kore'de intihar oranları bayağı yüksek. Ateizm bayağı yaygın buralarda. Çin'de de yüksek ve eski komünist ülkelerde de yüksek. Rusya işte, ne bileyim, Letonya, Litvanya falan. İskandinavlar, onu söylemiştim. Tabii iklimle de alakalı olabilir bu. Güneş ışığından daha fazla yararlanmak için onların evleri ayrı gayrı oluyor. Bizdeki gibi Akdeniz'deki veya sıcak iklimlerdeki gibi yerler gibi tıkışık olmuyor. Bize her türlü geliyor güneş ışığı ama orada binaları yan yana yaparsan zaten zor görüyor güneşi. İyice şey olur. Neden güneşin böyle bir faktörü var? Var abi işte ya, güneş demek canlılık demek, hayat demek. Bir yerde daha karamsar, daha bohem bir ortam var. Kendimden biliyorum, bir kişi intihar aşamasına geldiğinde onu tutan tek şey İşte bu oluyor. Çünkü intiharın amacı nedir? Acıdan kurtulmak. Bundan başka bir amacı yok intiharın. Acıdan kurtulmak. Acıdan kaçmak istiyorsun sen. Ama acıdan kaçacağım diye daha büyük ve daha uzun süreli bir acıyı tercih etmek tamamen salaklık. Hiçbir rasyonelliği yok. Ve intihar kararlarının bence büyük çoğunluğu duygusaldan ziyade rasyonel oluyor. Şeyleri sayma. Ergenler arasında da çok intihar teşebbüsü oluyor onlar. Karı kız için falan bir anda fevri davranıyorlar, ediyorlar. Fakat belli bir yaşa gelmiş insanların ki çoğunlukla duygusaldan ziyade rasyonel kararlar oluyor. Ve evet, yani hayatın da saçma olduğunu %100 olarak eminlikle savunan bir insan için de bu kişi eğer hayattan zevk alamıyorsa, depresyona meyilliyse, evet, bunlar için rasyonel olabilir. Rasyoneldir hatta intihar etmek. Fakat dediğim gibi yine de teşebbüs etmeyin.
Bir de şu var. Sartre, Camus. Hayatın absürt, saçma, anlamsız olduğu konusunda hemfikirdir. Fakat yine de intihar etmeyi kötü olarak nitelendirirler. Camus der ki, Camus için, Albert Camus için felsefedeki tek en önemli sorun intihardır der. Çok doğru. Hayatın anlamsızlığını baştan kabul etmiş birisi için çok çok doğru. Ki bu tespiti yapmak için Albert Camus olmak gerekmiyor ama işte felsefede ne kadar kişi senden bahsediyorsa, ne kadar çok okunuyorsan o kadar değerli oluyorsun. Tırnak içinde değerli. Bu tespiti birçok kişi de yapabilir. Fakat Camus da diyor ki yine de hayatı kucaklamalıyız. Aynen bu kelimeyi kullanıyor. Embrasser. Fransızca. Amkase. Gerizekalı neyini kucaklayacağını. Aynı kişisel gelişim kitaplarındaki. Bu acı tecrübeleri sevgiyle kucaklamalıyız. Neyini kucaklayacaksın sevgiyle lan? Adamın karısına tecavüz etmişler. Adamı işkence kampına götürmüşler. Götüne jop sokmuşlar. Tecavüz etmişler. Sen adam evlat acısı çekmiş. Neyini bu tecrübeyi sevgiyle kucaklayacak? Kabullenir en fazla. Sartre de öyle der. Absürt olan hayatı kabullenen adam hayır yine de o hayatı yaşayacak der. Siktir lan sen kimsin? Sen kimsin der ziyade mantık nerede? Neyse siktir şimdi bunlar. Dediğim gibi intihar konusunda etiğin, ahlak felsefesinin söyleyebileceği pek fazla bir şey yoktur. İnsanların da söyleyebileceği pek fazla bir şey yoktur. Tamamen kişisel bir tercihtir. Bu konuda sadece devreye din girer. Yani zaten her iyilik ve kötülük göreceli olmaya mahkumdur. Evrensel değerler vardır ama bunları temellendiremeyiz. Ama intihar artık en had safhada etik anlayışlarının pek konuşmaya hakkı olmadığı bir konu. Çünkü kafasına o silahı dayamış veya önüne 5-6 kutu ilacı dizmiş adamın aklına senin sikindirik evrensel ahlakların, daha doğrusu değer yargıların, ahlak zannettiğin değer yargıların aklına gelmez, o adamın sikinde bile olmaz. Herif canından vazgeçme aşamasında. İntihar, semavi dinlerde şirke en yakın günahtır. Kıçımdan uydurmuyorum. İslam'da Allah der ki, Kur'an'da Allah der ki, şirk haricinde bütün günahlarınızı affedeceğim der. Şirke eğer şirk etmiş bir kişiyi de affeder ama şirk koşan bir kişiyi de affeder ama tövbe etmesi gerekiyor. Fakat bunun dışında dilediğiniz kimseyi affederim diyor. Yani çok büyük kötülükler etmiş bir insanı bile affedebilir. Hani bu konuda laf söylemek kimsenin haddine değil. İntihar etmiş bir kişiyi bile affedebilir. Fakat Kur'an'da cezası ölüm olan tek bir şey var. Haksız yere ve kasıtlı olarak birini öldürmek. Bir de bozgunculuk çıkaran kişilerin de bu kapsama katar ama o bozgunculuğun sonunda da ölümlere yol açman gerekiyor. Ve Allah canı kutsal sayar, insanı değil. Çünkü Hitler'i de Allah yarattı, değil mi? Firavun'u da Allah yarattı. Kutsal değildir her insan ama can kutsaldır. Can. O Allah tarafından verilmiştir. Ve bir kişi kasıtlı olarak cinayet işlemedikçe kısas gereği o insan idam edilemez. Ve en ağır ceza da tabii ki de değil mi bu dünyadaki ölüm cezasıdır, idamdır. Dünyevi cezası en ağır olan suç cinayettir. Nedir? Karşı taraf seni bağışlamazsa bir diyet karşılığı senin öldürülmen gerekir, idam edilmen gerekir. Birisini kasten öldürdüysen. O kadar ağır bir günah ki hayatın artık gidebilir senin. Hikaye bitebilir. Çok ağır günah. Cezasının ne kadar ağır olduğundan bunu anlıyoruz. Fakat cinayet işlemiş ve sonra tövbe etmiş, tamamen hayat görüşünü değiştirmiş bir adamın affedilme ihtimali var. Fakat
İntihara teşebbüs ettin mi? İntihar ettin mi? Tövbe etmeden cinayet etmiş oluyorsun. Tövbe etmeden cinayet işlemiş oluyorsun. İntihar ediyorsun, daha nereye tövbe edeceksin? Çok çok yaş bir iş. Bir Müslümanın, Hristiyanın, Yahudinin, teistin intihar etmesi dünyanın en saçma şeyi. Acıdan kurtulmak için yapıyorsun bunu ama daha büyük bir acıyı göze alıyorsun. Daha büyük azabı göze alıyorsun. Çok saçma bir ticaret. Hiç rasyonel değil. Duygusallığa kapılma. Bizde duygusallık işte hassaslık falan diye algılanır. Hayır lan, duygusal olmak duyguların ve saçma düşüncelerinin rasyonel olan düşünceye, akla üstün gelmesi, galip gelmesi demektir. Özel hayatında özellikle rasyonel olabilen insan sayısı da çok çok azdır. Fakat hayat konusunda yani o kadar da şey olunmamalı değil mi? Keyfi, duygusal olunmamalı. Duygusallık hiç iyi bir şey değildir. Duygudan bahsetmiyorum. Duygusuz insan da yani pek artık sığır mısın? Öyle bir insan var olamaz. Belki bu insan sağlıklı kararlar da veremez, duygusu olmayan bir insan. Fakat duygusal insan sıçmaya mahkumdur. Diyeceğim o ki yani aslına bakarsan hayatta hiçbir bok intihar etmeye değmez. Sahiden değmez. Çok acı çekiyorsun falan ama değmez. İnanan içinde, inanmayan içinde. İnanmayanın fikri her zaman değişebilir. Ha, inananın da fikri değişebilir. Fakat inananın o an intihar etmesi çok saçma. Ne uğruna? Ne uğruna ediyorsun? Karını sikmiş olabilirler. Çocuğuna tecavüz edip öldürmüş olabilirler. Yani çok savaşlar çıkmış olabilir. Çok büyük işkenceler görmüş olabilirsin. Fakat Allah'a inanan insan için bunlar sadece katlanılması gereken şeylerdir. Çok zordur. Fakat kendi canına kıymaya değmez. Hani demin Roma'da veya Kuzey Kore'de senin canının devlete ait olduğu ve bu nedenle suç sayıldığını söyledim ya. İslam'da nedir durum? Mülk Allah'ındır. Mülk Allah'ındır deyince herkesin aklına işte bina, araba, ev, para gelir. Yani hacı amcalar ev yaptırır, apartman diker. Girişine de mülk Allah'ımdır yazar. Sonra her sene %20 kirayı, %20 kira zammını dayar falan. Mülk Allah'ındır demek, yaratılmış her şey Allah'ındır demektir. Biz hepimiz Allah'ın mülküyüz. Oturduğum ev Allah'ın mülkü. Bize geçici olarak sahip olma imkanı veriyor. Benim Putin, Allah'ın mülkü. Ben Allah'ın mülküyüm. Bana emanet etmiş kendimi. Ben kendimden çok Allah'a aitim. Her şey Allah'ındır diyorum. Bak, her şey Allah'tır demiyorum. O vahdet-i vücut, panteizm. O konuya şimdi girmeyeyim. Biz bunları kitaplarımızda anlattık. Her şey Allah'ın olduğu için intihar Allah'a ait olan bir kutsal olan bir canı öldürmek oluyor ve Allah'a ihanet oluyor. Emanete ihanet. Bu affedilmesi çok zor yine. O yüzden sakın 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 ha. Nezreis. 2000'lerin başındaki Kral TV'yi açıp klibini bekleme sebebimiz. Kral TV'yi açıp 31'lik klip beklememiş bir akranım var mı aramızda? Yalan söylemeyin, yok. Hatta ve hatta mülk Allah'ındır diyoruz ya ve her şey gerçektir. Ben gerçeğim, şişe gerçek, çektiğin acı gerçek. Gerçek illüzyon falan değil. Kuantuma göre bir simülasyonda yaşadığımız ispatla. Kuantum tamam, bilimsel bir teori fakat felsefi açıdan çok tartışmaya açık bir konu. Hiçbir görüş birliği yok. Bilimin hayatın simülasyon olduğunu ispat etmesi imkan dahilinde değil. Bu felsefi ve düşünceyle, akıl ile alakalı bir konu. Deney ve gözlemle alakalı bir konu değil. Ve Kur'an'a göre de her şey gerçektir. Her şey gerçek. Biz yerleri, gökleri ve bu ikisi arasındakileri hak üzere yarattık diyor ayet.
Hak üzere. Ne demek? Ya hakikat. Hak'tan geliyor işte. Hakikat. Gerçek yarattık. Hakikat olarak yarattık diyor. Hatta ve hatta kurduğumuz hayaller bile gerçek. Hadi ya diyeceksin. Abi kurduğun hayali sana kurma potansiyelini veren kim Allah? Kur'an'da Allah'tan birkaç yerde hatta İbrahim peygamberin duasını diyor. Yaratıcıların en güzeli diye bahsedilmiş. Çünkü bak bu da bir yaratıcılık ürünü değil mi? Bir adamın yazdığı roman yaratıcılık üründür. Hatta bir anneyle babanın doğumuna vesile olduğu bebek o da bir yaratıcılıktır. Bir yaratımın ürünüdür. Fakat en nihayetinde bu potansiyeli veren Allah olduğu için esas yaratıcısı Allah'tır. Yani Allah'ı caps lock'la yaratıcı diye yazalım. Biz de küçük harfle yaratıcısıyız. Potansiyelini o koymuş. Yani şey çok cinali basitliğinde ama verdiği mesaj, anlatacağı şey, anlattığı şey gayet isabetli olan bir işte fıkra vardır. Hiç komik değil yani fıkra dediğim bakmayın. İşte adamın biri Tanrı'nın karşısına geçer ve der ki ben de senin gibi yaratabilirim. Tanrı da der ki hadi buyur yarat. Adam işte toprakla bir şeyler yapmaya çalışır. Tanrı da dur ki, der ki dur dur kendi toprağında. O hesap yani. Bizim yarattığımız şeylerde en nihayetinde Allah tarafından bu dünyaya potansiyeli yerleştirilmiş şeyler. Biz onları bir araya koyuyoruz. Yani aslında biraz indirgemeci bir bakış açısı olacak ama her icat esasen bir keşiftir. Çünkü potansiyeli olan şeyleri biz bir araya getiriyoruz. Evrende onun potansiyeli yerleştirilmiş. Biz keşfediyoruz icat ederek yani. Tabii yani icat ile keşif kelimelerini ayrı ayrı kullanmaya gerek yok diye bir şeyden bahsetmiyorum. Yani en nihayetinde yerli yerinde duran Amerika kıtasını keşfetmek ile işte ne bileyim Mars'a Curiosity'yi göndermek aynı şey değil, değil mi? Daha doğrusu Mars'ta bir keşif doğru ama hani en azından o Curiosity'yi tasarlamak, yaratmak yani bir icat. Çoğu zaman hayatın boş olduğu düşüncesine dalıyoruz, evet. Saçma şeyler görüyoruz, evet. Hayattaki şeyler boş veya saçma değil. Amaç edinilemeyecek kadar değerli değiller sadece. Anlatım bozukluğu yaptım. Amaç edilecek kadar değerli değiller ama boş değiller. Para, pul, bilmem ne bunlar boş iş. Yok katılmıyorum. Ya şahsen ben hiçbir zaman para kazanmaya yönelik bir iş yapmadım. Zor da geçiniyorum ama hani bu benim kişisel seçtiğim yolum. Ya ileride yapmayı istediğim işin bir getirisi. Geleceğim için fedakarlık yapıyorum hani. Para kazanan bizde zenginlik ayıplanır ya. Sana ne oluyor? Bu kıskançlıktan kaynaklanan bir şey. Güzel şeyler yani. Ya para sahibi olmak ne demek? Daha fazla imkandan yararlanabilmek demek. Niye kötü olsun? Fakat amaç edindin diyelim. E ne olacak? Buyur. Ölüm var lan. Şş, acı. Bak Rockefeller öldü amına koyayım. 101-102 yaşında. Ne yaptın amına koyayım? Dünyanın anasını siktin. Senin yüzünden neler neler oldu. Kaç insanın hakkını yedin canından ettin. Ne uğruna? Öldün lan öldün öldün oğlum öldün. Şş. Sırf ondan bahsetmeyeyim şimdi. Şu durduk yere dava edilmeyeyim. Tazminat ödeyecek param yok. Aklınıza geliyordur bazı siyasetçiler, iş adamları. Ne uğruna oğlum ne uğruna amına koyayım ne uğruna. Ölüyorsun lan ölüyorsun at yara ölüyorsun. Yani ölüm kadar hayatta önemli bir mesele yoktur ya. Yok olamaz. Hayat sonsuz olsaydı evet, bambaşka felsefeler, öğretiler geliştirilebilirdi. Ve onlara saçma demezdik. Ama ölüm olduğu sürece her şey tepe taklak olur. Bunun ölüm korkusuyla bir ilişkisi yok. Ölümün var olması
Hayatta neyin amaç edinilip neyin amaç edinilmemesi gerektiğinin belirleyici kriteridir. Ölüm bir Furkan'dır. Furkan Ayran demektir. Kur'an'ın da isimlerinden birisi. Velhasıl gelen böyle. Daha da konuşasım yok. Böyle içimi döktüm sadece. Benim daha yapmam gereken işler var ama. Neyse beyler, haydi. Benden bu kadar.